Abdurrahman A Mahallesi. Gölbaşından mahalle başına giden yol üzerinde Yeğen A Mahallesi'nin altında yer almaktadır. Mahalle ismini Abdurrahman A Mescidi'nden almıştır. Ali Paşa Mahallesi. Erzurum'un merkezi mahallelerinden biri olan Ali Paşa Mahallesi, Kongre Caddesi'ni içine alan geniş bir mahalledir. Şehrin Gürcü Kapı kısmında kurulan mahallelerdendir. Mahalle adını Erzurum'da Esat Paşa, Ayas Paşa gibi şehirden derin izler bırakarak giden Osmanlı valilerinden Ali Paşa'dan alır. Ayas Paşa Mahallesi Mahallenin ismi Ayaz değil Ayas'tır. Esat Paşa ve Taşmağazalar arasında yer almaktadır. Mahalle adını Erzurum Beylerbeyi İskender Paşa'nın takriben Diyarbakır'a tayin edilmesiyle boşalan Erzurum Beylerbeyliğine getirilen Ayas Paşa'dan almıştır. Bakırcı Mahallesi şehrin merkezi mahallerinden birisidir. Karaköse ve Çortan mahalleleriyle komşudur. Boyahane Mahallesi Boyahane Mahallesi Köse Ömer Mahallesi'nin yanında, Bakırcı Mahallesi'nin üst başında camisi ve hamamı ile takvim yapraklarını koparmaya devam eden mahallelerdendir. Cennet Çesme'den soğuk su içmek isteyenlerin uğrak yeridir. Mahalle ismini Boyahane Hamamı'ndan almakta olup, zaman içerisinde ahalisinin azalmasıyla birlikte Bakırcılar Mahallesi'ne bağlanmıştır. Kaferiye Mahallesi Erzurum'da mevcut 36 mezarlık alanlardan biri üzerine kurulan Kaferiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde, Camia Kebir Mahallesi'nin yanında yer alır. Mahalle önceleri Camia Kebir Mahallesi'ne bağlıyken, daha sonraları ismini Cafer Efendi'den alarak onun yaptırdığı cami etrafında kümelenerek bağımsız olarak kurulmuştur. Kaferzade Mahallesi. Menderes Caddesi'nin alt başında Rüstem Paşa Bedesteni'nin yanında Esat Paşa Yokuşu'nun hemen bitişinde yer almaktadır. Erzurumluların hafızalarında bile bugün pek bilinmeyen Kaferzade Mahallesi bir zamanlar antik çağda tarif edilen kent tarifine uygun nadide mahallelerden biriydi. Camia Kebir Mahallesi Camia Kebir Mahallesi şehrin içi mahallerinden biridir. Mahallede kale ve kaleye bağlı birimlerin yer alması, mahalleye askeri ve ümera zümrelerin yerleşmesine neden olmuştur. Mahalle ismini 1179 yılında yapılan Ulu Cami'den alır. Kale ve etrafına yapılan yapılarla birlikte şekillenmeye başlayan mahallenin tarihi, şehrin tarihi kadar eskidir. Cedid Mahallesi Taşmazaların arka tarafında kevercilerin alt kısmında kurulan bu mahalle büyük ihtimalle derenin kurutulmasından sonra yerleşime uğradığından bu isimle anılmıştır. Cedit Mahallesi kalenin kuzeydoğusundaki doğusundaki şehre bakan kısmında Gürcü Kapı tarafında yer alan mahallelerimizden birisidir. Çortan Mahallesi Bakırcılar Mahallesi'ne bağlanan mahalle, Kavaflar Çarşısını, semaver ve soba yapımıyla uğraşan meslek gruplarının yer aldığı bir mekanda bulunur. Mahallenin bir kısmı kavaflar çarşısında, bir kısmı ise pelit meydanında yer alır. Mahallede yer alan en önemli yapı Zeynel Camii'dir. Çırçır Mahallesi, merkez mahallelerdendir. Yoncalık ile Vani Efendi Mahallesi arasında kalan dar bir sokaktır. Şeyler Camii ve mahallesi'nin kıble tarafı Yoncalık semtine kadar Çırçır çır Mahallesi adıyla uzanmıştır. Mahalle ismine bir cami yapılmış olup halen ibadete açıktır. Dere Mahallesi Mahalle, dere yatağının kenarına tek katlı düz toprak damlar yapılarak oluşmaya başlamıştır. Son yıllarda alternatif yolların yapımı ve köprülerin açılmasıyla mahallenin önemi artmış, mahalle eski dokusunu kaybetmiştir. saray Saraybosna Caddesi ile birlikte modern binalar, mahalleyi hızla değiştirmiş, eskiye ait birçok değeri alıp götürmüştür. Derviş A Mahallesi Sur dışında iskan gören ve mahalleye bürünen yerlerden biri de Derviş A mahallesidir. Mahalle, bugünkü Cedid, Kadana ve Ali Paşa mahalleleri arasına sıkışıp kalmış durumdadır. Mahalleye ismini veren Derviş A kimine göre kunduracı, kimine göre iyi bir sarraftır. Derviş A mahallesinde bugün tespit edilebilen orta çağdan kalma tek mimari yapı karanlık kümbettir. Emin Kurbi Mahallesi Emin Kurbi Mahallesi, mahalle başının hemen altından başlayıp Abdurrahman A Mahallesi'ne kadar devam eden bir mahalledir. Mahallede henüz yeni yapılaşma başlamamış, mimari doku bozulmamıştır. Konar göçerlerin tercih ettiği mahalle, askeri kurumların alt başındadır. Emir Şehir Mahallesi Emir Şehir Mahallesi, Tebriz Kapı'da Sultan Melik Mahallesi yanında, Hasancı Basri Mahallesi'nin alt başında yer alan bir mahalledir mahalle ismini Emir Şeyh'ten almıştır. Mahallede türbesi de bulunan Emir Şeyh rivayetlere göre Abbasiler döneminde yaşamış, Emir üzerine de Erzurum'a işat vazifesiyle gelmiştir. Esat Paşa Mahallesi Mahalle, kale arkasında Rüstem Paşa Bedesteni'nin hemen yakınında yer almaktadır. Adını 1830 yılında Erzurum Valiliği yapan Mehmet Esat Muhlis Paşa'dan almıştır. Gavurboğan Mahallesi Kırmacı Mahallesi ile Kadana Mahallesi arasında kalan bugünkü Tebriz Kapı Meydanı'nın doğusunda Leblebici yokuşunu da içerisine alan mahalledir. İsmini bu bölgede cereyan eden savaşlar, Osmanlı-Rus savaşları ve mahallelinin bu savaşlardaki üstün başarısından almıştır. Mahallenin ismi Sultan Abdülmecit tarafından verilmiştir. Gez Mahallesi Erzurum'da bir çeşit sazın külün adıdır Gez. Gez Mahallesi Erzurum'un merkezi yerlerinden biridir. Gez Mahallesi ile ilgili akıllarda kalan ilk şey Kuşkay binasıdır. Mahallenin adı unutulsa da Kuşkay'ın varlığı onu akıllara getirir. Yıllar öncesinde motorlu taşıtların aramıza girmediği dönemlerde faytonların güzergahı olan mahalle günümüzde de ulaşım araçlarının tamamının uğrak yeridir. Habib Efendi Mahallesi. Erzurum'un en eski yerleşim yerlerinden birisi olan mahalle Tebriz Kapı'da Taş Mescit Mahallesi'nin altında yer alır. 23 Temmuz İlköğretim Okulu, Mahmutpaşa Türbesi, Türbe Yolu, Kars Kapı ve Dere Caddesini de içine alan mahalle geniş bir alanı kapsamaktadır. Mahalle yukarı ve aşağı olmak üzere ikiye ayrılmış. Aşağı kısmı Narmanlı Mahallesi'ne katılmıştır. Hacı Cuma Mahallesi. Erzurum'un en eski yerleşim yeridir Hacı Cuma Mahallesi. Mahalleden kolaylıkla Keverciler, Tebriz Kapı, Derviş A, Kadana ve Veys Efendi mahallelerine çıkılabilir. Erzurum Kalesi'nin muhteşem silüeti izlenebilir. İbrahim Paşa Mahallesi Mahalle, Yoncalık'ın altında Kuloğlu Mahallesi'nin karşısında yer alır. Mahallede eski ve yeni yapılar bir arada olup, mahalle küçülmüş, ahalisi yok denecek kadar azalmıştır. Mahalle arasında Erzurum Düğün Salonu, Taşambarlar, Ak Merkez, Erzurum Evleri, Ketencizade Camii ve Küçük Bey Konağı yer almaktadır. Kadana Mahallesi Kevelciler Caddesi'nden başlayıp Gül Ahmet Caddesi'ne kadar mahalle nın alt kısmı Kadana Mahallesi'dir. Kadana, iri cins bir at diye bilinir. Kadana Camii, ismini mahallenin isminden alır. Kasımpaşa Mahallesi Taşmazaların alt kısmında yer almaktadır. Mahalle Erzurum'da herkesin uğrak yerlerinden biridir. Mahallede Habib Baba Türbesi, Kasımpaşa Camii ve Yeşil Dumlu Hamamı bulunmaktadır. Mahalle başı Köse Ömer, Ali Paşa, Taşmazalar, Paşa ve Bat Pazarından kolaylıkla Kasımpaşa'ya gelinebilir. Mahallenin karşısında Bakırcılar Çarşısı yer almakta, Eski Hasırhan Garajı'nın yerine yapılan Büyük Ham ve Murat Paşa'nın hayratı olan Küçük Hamam da bu mahallede bulunmaktadır. Kavak Mahallesi. Mahalle Gölbaşı semtinin alt kısmında yer alır. Erzurum'un kuzeyine açılan tarihi kapıya Kavak denmesinin sebebi Kavak kelimesinin anlamından gelir. Osmanlı'da Kavak gümrük anlamındadır. Anadolu'da Rumeli, İzmir ve Erzurum gibi önemli gümrükler vardır. Mahalle ismini buradan alır. Kazım Yurdalan Mahallesi Mahalle Mal Meydanı civarında karayolları mevkinin üst kısmında yer almaktadır. Mahalle ismini 1945-1950 yılları arasında Erzurum Belediye Başkanlığı görevinde bulunan kişiden alır. Kemhan Mahallesi Tebriz Kapı'da tütünhanenin üstünde Hacı Cuma Mahallesi'nin yanı başında Keverciler Caddesi'nin alt başında yer alan mahalle günümüzde Derviş A Mahallesi'ne bağlanmıştır. Köşk Mahallesi. Erzurum'da önemli mesire alanlarından biri olan Köşk Mahallesi ismini burada bulunan bir zamanların en gözde mesire yerlerinden biri olan Nüzetkül Hazra Köşk'ünden alır. Yukarı ve aşağı olarak iki kısma ayrılmıştır. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan mahalle, şehrin en çok tercih edilen mahalleleri arasında yer almaktadır. Lala Paşa Mahallesi. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan mahalle, bugün daha çok ticari hayatın merkezi haline gelmiştir. Mahalle ismini Osmanlı sadrazamı Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı camiden alır. Mahalleye ismini veren Lala Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman 2. Selim ve 3 Murat ile birlikte Osmanlı devletinin en üst kademelerinde önemli hizmetlerde bulunmuş bir sadrazamdır. Birza Mehmet Mahallesi. Erzurum Kalesi'nin hemen alt başında unutulan mekanlardan birisidir. Erzurum'un Osmanlı dönemindeki mevcut olan mahallelerinden birisidir. Mumcu Mahallesi. Şehrin en eski mahallelerinden birisidir. 1642 yılına kadar Muratpaşa Mahallesi'ne bağlıyken o tarihten itibaren müstakil olarak kaydedilmiştir. Mahallede eskiye ait yapılar çoğunlukla yıkılmış, yerine katlı binalar yapılmıştır. Eski insanların anlattığına göre mahallede mum satan dükkanlar yer alırmış. Günümüzde ise mahalle meslek dallarına ayrılmış. Doktorlar, elektrikçiler, manifaturalar, lokanta ve eczaneler bulunmaktadır. Muratpaşa Mahallesi Erzurum Kalesi'nin dışında kurulan mahalle, adına 16. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görevli sadrazam Kuyucu Murat Paşa'dan alır. Kuyucu Murat Erzurum'a geldiği dönemlerde bugün Erzincan Kapı civarında Ahmediye Medresesi'nin yanı başında kendi adıyla anılan camiyi yaptırmıştır. Zaman içerisinde cami etrafında şekillenmeye başlayan mahallede en eski tarihi yapı ise Ahmediye Medresesi'dir. Sıvırcık Mahallesi Mahalle Tebriz Kapı'dan mahalle başına giden yol üzerinde yer almaktadır. Kışın çocukların büyük tutkusu olan kızakların piste çıktığı leblebici yokuşu da bu mahallede yer alır. Sultan Melik Mahallesi Kırmacı Mahallesi ile Yoncalık Mahallesi arasında kalan çifte minarelerin kıble tarafından başlayıp üç kümbetleri içerisine alan ve ismini Erzurum'un ilk Türk beylerinden aldığı bilinen mahallesidir. Sultan Melik Emir Saltuk'un ünvanıdır. Taş Mescit Mahallesi Sultan Melik Mahallesi ile Gavurboğan arasında kalan Leblebici Yokuşu'nun kıble tarafından başlayıp hasan Basri türbesine kadar uzanan mahalledir. İsmini mahalle içerisinde bulunan mescitten alır. Günümüzde bu mescit hala ibadete açıktır. Vani Efendi Mahallesi Dış Kalede yer alan mahallelerden biridir. Yoncalık Mahallesi'nin kuzeybatısında yer alır. Vani Efendi halkı irşad eden bir alimdir. Mahalle ismini bu alimden almıştır. Kendi ismiyle anılan cami halen ibadete açıktır. Muratpaşa Mahallesi'nin güney sınırdaşıdır. Veys Efendi Mahallesi Mahalle şehrin en eski yerleşim merkezlerinden biri olup, Taş mescit ve Mahallebaşı arasında yer almaktadır. Veys Efendi mahallesindeki en önemli mekanlardan birisi Tepe Mezarlık adı verilen alandır. Yen A Mahallesi Erzurum'un en nadide mahallelerinden birisi olan Yen A, tarihi dokusunu kaybetmeyen mahallelerdendir. Mahallenin sınırları bugün Üç Kardeşler Pasajı'nın yanındaki zabıta karakolundan başlayıp Gümrük Hamamı'nın karşısından Yen A Camisi'nin yanından karanlık kümbete kadar olan kısmı içine alacak kadar geniştir. Yoncalık Mahallesi, mahalle aşağı ve yukarı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Cennetzade ismiyle de anılan mahalle, Erzurum'da şehirleşmenin ilk başladığı askeri kışlanın olduğu mekandır. Aşağı kısımda yer alan en önemli yapı Cennetzade Camidir.